Ama artık beni kandırmana izin vermeyeceğim. Bu anlayışlı tavırların, kurtarıcı kahraman pozların hepsi yalan. Anlamıyor muyum? Aramızdaki savaşa darbe vurmak için yapıyorsun tüm bunları. Ama ben senin gerçekten nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden şunu unutma. Ne olursa olsun, dünya yerle bir de olsa, güneş batıdan da doğsa, asla ama asla yanımda olmana izin vermeyeceğim. Bunu aklına sok. Kadar buradaydınız sanırım. Bir isteğiniz var mı? Her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Ama geriye dönüşü mümkün olmayan zamanlar var. Şimdi sonsuza kadar mıhlanmış gibi o zamanın tam ortasındayım. Hiçbir yere gidemiyorum buradan. En karanlık gecenin bile bir sabahı vardır. Elbet bu zor zamanlar da geçecek. Onları o kasabada bulduğumda hemen yanlarına gidemedim. Biliyorsun. Demedim. Çünkü çok mutluydu, huzurluydu. Yüzünün güldüğünü uzun zaman sonra ilk kez o zaman gördüm. Mutluluğunu bozmaktan korktum. Ama sonra onlar benim ailem. Yanımda olmalılar dedim. Her şeye rağmen bir gün yine eski günlere döneceğimize dair bir umut vardı içimde. Ama şimdi anlıyorum ki ben ona acı ve öfke veriyorum sadece. Yüzüme baktığında gördüğü tek şey bir katilin yüzü. Ablasının katilinin. Bu da onu acı ve öfkeyle dolduruyor. Dengesini bozuyor. Hatalar yaptırıyor. Geri dönüşü mümkün olmayan hatalar. Dünkü gibi.
İçinin ateşi gerçek ortaya çıkmadıkça sönmeyecek. Ve o gerçek hapsettiğim yerde saklı kalacak. Ve ben o gerçeğin hem gardiyanı hem mahkumuyum. Abimi korumak için girdim ben o yola. O yolun geri dönüşü yok. Şimdi bedeli ağır olsa da nefes alacağı mesafeyi ona bırakmak. Geri çekilip Yusuf'u ve onu öfkesinden korumak zorundayım.